Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. EasyCash projemizin 19. dersiyle beraberiz. Şimdi şöyle bir profil sayfasına geçeceğiz. Artık biraz tasarım çalışmaya başlayabiliriz yavaştan. Ders süreleri uzamaya başlayacak, bilginiz olsun. Source kısmında neredeydi bizim? Production'daymış. Hemen şöyle inbox diye bir sayfa var. Buradan bir uygulamayı ayağa kaldıralım. Benim burada istediğim şey şu. İlk önce biz bir şeyi görüntüleyelim arkadaşlar. Temamızı bir görüntüleyelim. Tasarımımızı yapalım. Ondan sonra tekrar identity'ye dönüyor olacağız. Uygulama bir çalışsın. Şöyle. Centella diye bir temamız vardı. Bunu kullanıyor olacağız. Biz şimdi home kısmında bakın dashboard'umuzdan itibaren baya böyle güzel bir arayüzümüz var. Layout. Şurada fixed sidebar ve fixed footer. Herhalde şu gelse olur gibi. Mesela layout alsam beyaz bir çerçevesi var buranın. Tamam. Table'da mesela. Güzel, aynen. Burası olur. Ondan sonra table'ın olduğu kısmı alırız mesela. O zaman layout içinde yer alan fixed sidebar'ı veya fixed footer'ı. Mesela fixed footer'da aşağıda bir şey yok. Sidebar'da yani birbirine benziyor. Bir farkı var mı? Bir fark göremedim. Aynı gibi duruyor. Güzel. Şu full screen çalışmıyor. Log. Log da çalışmıyor. Logout. Settings. Bunlar çalışmıyor. Tamam, bakarız onlara da. Şimdi sidebar nerededir sidebar? Bakın burası fixed sidebar. Kaç satır kodumuz varmış? 307 satırlık bir komut bloğumuz var. Güzel. Şimdi 307 satırlık kodumuz var. Geldim, kopyaladım. Kopyaladıktan sonra My Profile Controller'ın indeksine sağ tuş Go to View dedim ve buraya gelmiş oldum. Burası My Profile sayfası ifadesini sildim. Ctrl V dedim, bunu yapıştırdım. Şimdi düzenlemelerimize beraber başlayalım. Biraz tasarım çalışacağız. Şimdi bizim klasörümüzün ismi Centella GH Pages diye bir şey. Kopyaladım. Geldim buraya. Diyor ki when doors'un içerisinde. Tamam, ana dizin doğru. Tilde slash adres ve slash şeklinde. Şu tilde slash adresi geldim kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum. Burası 2. Şuraya yapıştırıyorum. Burası 3. Şuraya yapıştırıyorum. Burası 4 ve şuraya yapıştırıyorum. Burası 5. Güzel. Şurada bir tane profil var. Profil fotoğrafı buraya yapıştırdım. Bir slash ekledim. 6. Güzel. Aşağı doğru iniyorum, iniyorum. Şimdi en alta bir scriptlerin olduğu kısmı inelim. Geldim buraya. Şimdi buraya yapıştırdım 1. Buraya yapıştırdım 2. Buraya yapıştırdım 3. Buraya yapıştırdım 4. Buraya yapıştırdım 5 ve buraya yapıştırdım 6. Çok güzel. Şimdi buradan geliyor olacak sayfamız. Şimdi bizim login'den giriş yapmamız gerekiyor uygulamaya tekrar. Peki şöyle yapalım. Controller'a geldim. Login Controller'a geldim. Login Controller'ın indeksinde Go to View dedim. Ardından uygulamayı Ctrl Shift W ile ayağa kaldırıyorum bu sayfa üzerinden. Bir çalışsın bakalım burası. Ondan sonra beraber görelim. Şimdi login'de Melike'nin bilgisiyle sisteme otantik olmayı deniyorum. Bakın sisteme otantik olduk ve şöyle bir sol menü bizi karşıladı. Burada nasıl? Burada burası niye böyle geldi? Şurada çalışıyor mu? Çalışıyor bizde. Bizde de çalışıyor. Şurası bir bizde niye böyle kayan kısımda bir böyle sanki sıkıntılı geldi gibi geldi. Bizde böyle şey geldi. Burada yeşil geldi mesela. Bize niye yeşil geldi, ben algılayamadım. Burası yüzde kaç? %100. Tamam, burası da %100. Şimdi bakarız tekrar. Şöyle. Şimdi şurayı kapattım. Ardından şimdi bakın burada mesela kaç satır kod var? Baktığınız zaman 323 satır kod var. Bu çok böyle clean koda uygun değil. Olabildiğince temizleyelim. Şimdi temizleyebilmek için bence şöyle bir işlem yapabiliriz biz bu sol menüde. Buraya bir tane View Components ekleyebiliriz. En azından yeni bir konu başlığına da yer vermiş oluruz. Geldim buraya, View Components dedim. Şimdi View Components dedikten sonra buranın içerisine sağ tuşa tıklıyorum. Ekle diyorum. Yeni bir klasör daha ekleyeceğim. Folder Structure'ı olabildiğince ezmemeye çalışacağım. Klasör yapısı epey yoğun bir şekilde kullanılsın projemizde. Member diyelim, üye. Veya işte Customer diyelim, müşteri. Customer, müşteri. Şimdi müşterinin üzerine sağ tuşa tıkladım, ekledim, yeni bir class ekleyeceğim. İlk class'ın ismi alt tire customer layout partial olsun. Customer layout partial isminde bir tane class eklemiş oldum. Şimdi view component nasıl kullanılıyordu? Sonuna geliyordum. İki nokta üstte view component diyordum. Control nokta deyip ilgili namespace'i buraya dahil ediyorum.
Sonra burada view komponentin içerisinde invoke metodunu nasıl çağırıyordum? Public iView component result metodumun ismi invoke'tu. Parantezimi açıp kapattım. Return view. Şimdi bir küçük soru. İki şey isteyebilir miyim ya sizden? Böyle yani istediğim şeylere çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum size. Birincisi, bu ders çalışırken çalıştığınız bir sırada yani çalışmanızın kaçıncı dersindeysiniz? Muhtemelen bu derstesiniz. Bizim şeyde projenizi hikaye olarak Instagram'a ekleyip bizi de etiketler misiniz? Instagram'a herkes açık kullanan arkadaşlardan ricam. Çünkü herkes açık olmayınca biz ekleyemiyoruz kendi hikayemizi. Böyle insanlar yani öğrenciler EasyCash projesini LinkedIn'de görüyorlar, işte Twitter'da görüyorlar, ben Facebook'ta paylaşıyorum, Facebook'ta görüyorlar, YouTube'da görüyorlar ama Instagram'da da görmelerini isterim. Ondan dolayı bugünkü ricam bu olsun. İkinci soru, View Component ile Partial View arasında ne fark var? View Component .NET Framework'te yani MVC'de var mıydı? Yoksa Core ile beraber mi geldi? Buyurun yorumlara bunu konuşuyor olalım. Şimdi invoke dedik. Invoke dedikten sonra biz burada ne yapacağız? Customer Layout Parcel. Şimdi ismi bir kere doğru olmadı. Ben burada doğru bir isim vermedim. Bu çok genel bir isim oldu. Customer Layout Parcel ifadesi. Bir kere bu bir Customer Layout Parcel değil. Aslında bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aslında şimdi My Profile sayfasında şöyle şu indeks var ya, bu indeksi ben bu My Profile'ın indeksini ben layout gibi tutuyor olacağım. Yani bu My Profile indeks aslında bir layout görevi görecek. Buradaki sınıfın ismi ise alt tire customer layout header partial olsun. Header partial. Böyle bir isim daha doğru olur. Niye header dedim biliyor musunuz? Bakın şundan dolayı. Burada indeksime baktığım zaman şurası header alanı var ya ondan dolayı header dedim. Yani başlık kısmı aslında burada bizim için CSS dosyalarımızı tutacak olan kısım. Sonra ne yapıyorduk? Hatırlayın. View component kullanımlarını daha önce Core'da mutlaka kullanmışsınızdır. Şunu geldim kopyaladım. Şu ismi geldim kopyaladım. Ardından Views klasörüne geldim. Shared'ın içerisine geldim. Sağ tuş ekle buraya bir klasör ekleyeceğim. Klasörün ismi ne olacak? Components olacak. Components. Components isminde bir tane klasör tanımladım. Ardından sağ tuş ekle. İçine bir klasör daha. Bu klasör bizim oluşturmuş olduğumuz sınıfın ismini aynı ismi almalı. Çünkü default olarak bakın default olarak şöyle küçük bir çizim yapayım. Nerede arayacak bizim komponentimizi? View'de yer alan, Shared'da yer alan, Components'in içerisinde yer alan, sizin class ismiyle aynı olan XName diyelim, class ismiyle aynı olan klasörün içinde yer alan default ismindeki bir partial view içerisinde arıyor olacak. Bakın bizim bu yolu vermemiz gerekiyor. Eğer bu yolu vermezsem view komponenti çağıramam. Customer layout header parçala sağ tuş ekle buraya bir view ekleyeceğim. Bu bir view, bu bir razor view olacak. Ardından şimdi burada bir partial view oluşturacağım ve ismi default olsun. Geldim ekle butonuna tıkladım. Ekle butonuna tıkladıktan sonra default ismiyle burayı dahil etmiş olalım. Bekliyorum dahil edilmesini. Açılsın burası. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burası geldi. Güzel. Bunu sildim. Bunu sildikten sonra şimdi indeks sayfasını parçalara ayıracağız. Yapmak istediğim şey tam olarak bu. Şunu da kapatalım. Şunu da kapatalım. Bunlara ihtiyacım yok. Şimdi head alanı geldim. Şöyle şuradan kestim Ctrl X ile. Geldim buraya yapıştırdım. Ardından şimdi bunu burada çağırabilmek için diyeceğim ki await invoke component nokta invoke asynkronik metodumuz bu. Parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Ardından şu klasörün isminin aynısını. Çünkü default view bunun içinde. Geldim kopyaladım ve bunu buraya yapıştırdım. Artık tam projemin şu kısmında Customer Layout Header Partial isimdeki view'imi çağırıyor olacak. Güzel. Şurada Centella Alella diye bir şey yazıyor. Hatta Centellella yazıyor. Biz bunu değiştirelim. Buna diyelim ki EasyCash müşteri paneli. Burası EasyCash müşteri paneli olarak bizi karşılasın. Tilde slash vendor slash. Peki bizim mesela yolumuz doğru mu? Wroot'a bakalım. Centella'ya geldim. Tilde slash vendors. Vendor slash bootstrap. Ardından dist. Ardından CSS. Ardından bootstrap nokta. Mesela bootstrap min CSS diye bir şey yok burada.
Nasıl ya? Burada Bootstrap dist CSS. Bizde Bootstrap min CSS diye bir şey yok. Ondan dolayı mı gelmiyordu acaba? Peki sadece Bootstrap.css desem. Peki diğerlerinde var. Mesela Awesome fontlarda. Font Awesome min size'a bir bakayım. Bir saniye. Neredeymiş? Vendor slash font Awesome. Font'a gidelim. Font Awesome. Şurada. Buradan CSS. Buradan fontawesome.css. Bunun minleri yok. Minleri olmadan peki gelir mi bu? Şöyle yapsam. Peki diğerinde var mesela. NP Progress and Progress diye bir şey varmış. Bir de ona bakalım. Vendors'un içerisinde. And Progress. Şuna bir bakalım. Burada andprogress.css. Bu var. Tamam. Ondan sonra jQuery varmış. Nerede? Vendors'un içinde Malihu Custom Scroller diye bir şey. Şu. Bunun içerisinde ne diyor? jQuery m custom scroll bar nokta min nokta js m custom scroll bar. Böyle bir şey de yok burada. Aa, varmış. Bir dakika. jQuery nokta. Ha, şurada. Tamam. Ha, mini yok bunun da. Minleri yok bunların. Burada da CSS bu yılın içerisinde. Bu yılda bakalım. Bu yıl diye bir klasör komple mi yok? Bu direkt şeydi. Centella Pages'in içerisinde. Bu yılın içerisinde CSS Custom Min CSS. Şimdi bizde mesela min ifadeleri yok. Peki ben şu minleri bir kaldırsam. Bunda vardı sanırım. Şunda da yok. Bir de şöyle denesem olur mu? Bir daha ayağa kaldıralım. Ctrl Shift W dedim. Yeniden mi çalışsın? Bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Güzel. Şimdi bir de böyle görelim. Yani hiçbir şey değişmedi. Ha şimdi. Menü açınca değişiyor. Tamam. Güzel. Şimdi. İşte bu şu hıza bir takıldım ya. Bu niye böyle? Temada niye böyle yapıyor? Ben onu bir algılayamadım. Bir şey mi kaçırıyorum ya bu tarafta? Bakacağız. Şimdi burası çalışıyor. Güzel. Ondan sonra şimdi şöyle devam edelim. Mesela bakın burada bir div class container body var. Bu container body'nin olduğu yer. Burayı kapatırsam hepsi kapanır. Bize ne lazım? Şu div class main container değil. Bana bir sidebar lazım. Önce navbar var hatta burada sanırım. Main container'da ne varmış? 13'ten 288'i burası. Şu navbar'da ne varmış? Burası sadece üstü alıyor. Şu left scroll view neymiş? Şurayı da alabilirim. Şu kısmı. Burası üst menüyü mü alıyor? Bir bakayım. Yok, burası sol menüyü alıyor. Ama buranın ismi ne diye geçiyor? Sidebar yazıyor mu? Yazmıyor. Burası sol menü alıyor. Yani aslında burası bizim için bir sidebar olacak. Neresi? Bakın şurası. 14. satırda başlayan kısım. Şurası bizim sidebarımız. Şimdi biz de benzer bir işlem yapalım hemen. Şöyle bir komponentte customer'ın içerisine geldim. Bir tane class tanımlıyorum. İsmi alt tire customer layout sidebar partial olsun. Customer layout sidebar partial isminde. İki nokta üstte view component ekledim. Kontrol nokta ilgili namespace buraya dahil ettim. Ardından public iView component result ismi invoke parantezimi açıp kapattım. Return view geriye bize bir view dönsün. Güzel. Şu ismi geldim kopyaladım. Kopyaladığım bu ismi components klasörünün içerisine yeni bir klasör olarak dahil ediyorum. Şöyle customer layout sidebar partial ismiyle sağ tuş ekle yeni bir view ekleyeceğim. Bu bir razor view olacak. Default seçili ismi de şey pardon partial seçili ismi de default olsun. Güzel ekle diyelim bakalım. Nasıl geliyor beraber görelim. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bu kısım. Customer layout sidebar parçalımızı eklemiş olalım. Şimdi bunu sildim. Ardından şu önceki sayfaları nereye biliyor musunuz? Burası kalsın. Şunu kapatalım. Şurayı da kapatalım. Tamam, burayı da kapatabilirim artık. Şimdi
Bana şu 14. satırdaki değer lazım. Şurası. Geldim bunu kestim Ctrl X'e. Geldim buraya yapıştırdım. Şimdi yapıştırdıktan sonra burada değiştirmem gereken bir şey var mı? Şu anda yok gibi duruyor. Sadece bir image dosyasının olduğu kısım var. Centella GHpages. Şurada bir image gelmiyor mu? Sol tarafta bizim şurada Welcome John Doe yazan yer. Bu nerenin imajı? Ha, bu şeyin Centella'nın ikonu sanırım. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi şunu geldim kopyaladım. Şu aslında Welcome John Doe'nun olduğu yer burası. Bizde öyle bir dosya yok mu? Bu tema beni şu an biraz şüphelendirmeye başladı. Şimdi Images'in içerisinde Images klasörü nerede? Centella GH Pages. Tamam. Buradan Images klasörü. Onun içinde img.jpg. Böyle bir resim yok diyor. Nasıl yok ya? Yani yoksa ismi neymiş? Images.img.jpg. Tamam da yoksa siz niye böyle bir şey eklediniz ki? Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Ben şuna bir bakayım, bir dakika bekleteyim size. Şimdi şöyle ben arama kutusuna önce şuraya sağ tuşa tıkladım. Open folder file in explorer dedim. Klasör konumunu açtım. Ardından arama kısmına img.jpg yazdım. Bakın img.jpg geldi. Şuraya sağ tuşa tıklıyorum. Dosya konumunu aç dedim. Bakın bu neredeymiş? wroot gentela gh-page production images production içerisinde. Nerede yani? Normalde bu nereden geliyor diyor. Image/img.jpg değil. Production içinde. Images'in içerisinde img.jpg. Buradan geliyor. O zaman production şöyle diyeceğim. Slash production slash image slash img.jpg. CSS tarafında acaba bu şeyler de direkt olarak geliyor mu? Bizim bu diğer CSS dosyaları. Ona da bakmak lazım. Şimdi buraya bu yolu verdim. Production Image CSS. Güzel. Bu resmi göndermiş olacağız buradan. Ardından şimdi şurada baktığım zaman var mı bir eksik? Burada yok gibi. Güzel. İndeks tarafına geldim. Şu await ifadesinin olduğu gibi kopyaladım. Bunu şöyle şuraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra tekrar view shared şuradan customer sidebar partial ifadesini geldim. Kopyaladım. Bunu da şuraya yapıştırdım. Güzel. Uygulamayı Ctrl Shift W diyerek bu sayfa üzerinden bir çalıştıralım tekrar. Bir bakalım burası nasıl oldu. Beraber görelim. Şimdi bu önceki haliydi. Bu yeni hali. Güzel. Şimdi burası da oldu. İşte şu an benim takıldığım tek şey şu. Bu niye böyle yavaş gidiyor? Burada öyle bir problem yok. Yani bu sol tarafta bizde sığmıyor gibi ya. Şu her türlü şey bir scroll bar oluşuyordu. Bakalım çözmeyi deneyeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Bu da tamamlandı. Ondan sonra şurayı da kapattım. Şimdi bakın şurada div class top now var. 17'de başlıyor. 100 kaçta bitiyor burası? 111'de bitiyor. Burası da navbarın olduğu kısım. Şimdi navbarın olduğu kısmı almam gerekiyor. Navbarın olduğu kısmı alabilmek için şöyle hemen bir tane daha biz komponent tanımlayalım. Nereye? View komponentsin içerisine. Geldim buraya sağ tuş ekle. Yeni bir class ismi yapıştırdım. Customer layout navbar partial olsun. Bu da bizim üst menümüz olacak. Navbar partial. Güzel. Bunu geldim kopyaladım. Ardından iki nokta üstte view component dedim. Control nokta ilgili namespace'i dahil ettim. Public iView component result ismi invoke olsun. Parantezimi açıp kapattım. Return view dedim. Burada da geriye bize bir view dönsün. Çok güzel. Bunu da yapmış olduk. Şimdi Weaves klasörüne geldim. Weaves'te komponente sağ tuş ekle yeni bir klasör. Klasörümüzün ismi geldim yapıştırdım. Customer layout navbar parçalı olarak gelsin. Sağ tuş ekle. Yeni bir view ekleyeceğim. Bu bir Razor view olacak ve bu Razor view'in ismi default olsun. Default ismi bir tane Razor view buraya eklemiş olalım. Ekle butonuna tıkladım. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bu kısım. Bekliyorum açılmasını. Burası açılsın. Ondan sonra diğer adıma geçelim. Geldim burayı sildim. Şimdi indeksime geldim. İndeksimin içerisinde şunu şöyle bir Ctrl D ile
aşağı alalım. Geldim şuraya yapıştırdım. Kontrol V dedim. Zaten yani aynı yer, sadece açıklama satırı var. Geldim bunu kestim, buraya yapıştırdım. Güzel. Burada var mıdır? Bir görsel ihtiyacı var. Bakın yine image /img.jpg, image/img.jpg. Bunların hepsi aynı yerden geliyor. Bunlar nereden geliyordu? Bunlar arkadaşlar şuradan geliyor. Mesela sidebar'ı açalım. Sidebar'ın içerisindeki şu kısımda. Geldim şuraya olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladım bu değeri. Şuradan itibaren verelim. Mesela önce şuraya başlayalım. Geldim verdim slash. Slash'ımı ekledim. Biraz aşağı iniyorum, buraya yapıştırıyorum slash. Ondan sonra biraz daha aşağı iniyorum. Geldim yapıştırdım slash. Biraz daha aşağı indim, geldim yapıştırdım slash. Biraz daha aşağı indim, geldim yapıştırdım slash. Ve burada tamamlamış olduk bu kısmı. Eksik yok gibi. Güzel. Şimdi indekse geri döndüm. Şimdi şunu da şöyle kesip buraya alsam da bir şey değişmeyecek. Zaten ben burada açıklama satırlarını sileceğim. Ondan dolayı yani şurada olmasıyla şurada olması arasında bir fark yok. Şimdi bize burada bir content alanı lazım. Aslında şu fixed sidebar, small, just and class falan bir şeyler yazıyor ya. Aslında burası bizim için bir render body olacak. Yani içerik olacak. Yani ve biz bu şu an üzerinde çalıştığımız sayfayı bir layout gibi kullanıyor olacağız. Yani my profile'ın layout kısmı. Şimdi burası böyle kalabilir. Yani burası zaten dediğim gibi render body olacağı için böyle kalabiliyor. Şimdi footer var şurada. Footer'a ihtiyacımız var mı diye bir konuşmak lazım. Ama footer. Yani şurada cantela, bootstrap, admin vesaire bir şeyler yazıyor. Gelsin hadi footer'ı da alalım. Bir tane footer için hemen şey tanımlayalım. Class tanımlayalım. Şöyle class ismi yapıştırdım. Yapıştıramadım. Şöyle yapıştırdım bir dakika. Alt tire customer layout footer partial diyelim. Footer partial. Şimdi customer layout footer partial'ı kopyaladım. Geldim 2. üstte view component'ten miras al kontrol nokta demi ilgili namespace buraya dahil ettim. Public iView component result ismi invoke. Invoke olan bir metot tanımladım. Return view. Geriye bize bir tane view dönüyor olsun. Güzel. Ardından aynı şekilde components klasörüne sağ tuş ekle, yeni bir klasör tanımlayacağım. Klasörümün ismi customer layout footer partial olacak. Sağ tuş ekle, yeni bir view döneceğim burada. View'in bir razor view olacak ve ismi yine default olacak. Ekle butonuna tıkladım. Şimdi default dedikten sonra bekliyorum eklenmesine. Eklensin bakalım bu kısımda. Ondan sonra diğer aşamaya geçelim. Customer layout footer partial. Şimdi burası da geldi. Geldim burayı sildim. Zaten küçük bir kodu vardı bunun. Hemen şöyle şunu da kapattım. İndekse geldim. İndekse bir saniye. İndeks tarafında footer'ın olduğu şu kısmı geldim. Buradan kestim. Kestikten sonra geldim buraya yapıştırdım. Durdurmadım kaydı. Devam ediyorum. Yani şunları bir bitirelim. Ondan sonra durdururuz. Acelemiz yok. Geldim şöyle kopyaladım. Şunu şuraya aldım. İsmi customer layout footer partial olacak. Güzel. Footer partial. Şimdi footer partial da ekledik. Geriye sadece şu scriptler kaldı. Bence scriptleri de bir tane parçanın içine atarsak çok daha güzel durur. Yani bir view komponentin içine alırsak. Alt tire customer layout script partial olsun. Şöyle bir isim. Customer layout script partial view komponentten miras al kontrol nokta demi ilgili namespace buraya dahil ettim. Public iView component result ismi invoke olan bir tane metot tanımladım. Süslü parantezimi açtım. Return view dedim. Burada view'miz hazır. Ardından bir sonraki aşama şöyle. Component'e sağ tuş ekle yeni bir klasör. Geldim buraya yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra yine sağ tuş ekle yeni bir view ekleyeceğim. Yeni bir view ismi Razor view olacak. Onun olduğu kısımda da şuraya default ismini atamış oldum. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bakalım bu kısım. Şimdi şöyle bekliyorum açılmasını. Açılsın burası. Şimdi burası açıldı. Geldim sildim. Sildikten sonra şunları kapatalım. Şunu da kapatalım. Şu scriptlerin olduğu kısım 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi ben bu scriptleri de bir kontrol edeceğim. Bunlardan da bir emin olamadım. Geldim şuraya yapıştırdım. Şurayı geldim kopyaladım. Şunu da şöyle ekledim. Customer layout script partial diyelim. Script partial. Şimdi customer layout script partial'a baktığınız zaman hemen bir yollarını karşılaştıralım. Default'a geldim. Şimdi default'un içerisinde burada diyor ki vendors jQuery dist jQuery min.js. Şimdi vendors jQuery'nin içerisinde bir kere dist var. Dist'in içinde jQuery min diye bir dosya yok.
Ha, min zaten altında geliyor. Altında geldiği için görüyor. O zaman CSS tarafında da öyle. Aydınlandım şu anda. Bu strep'e geldim. Bu strep'te peki CSS. Bu strep'te de altında geliyor ya. Tabii ki yanlış değil. O zaman minleri eklesek de olur. Biraz daha frontend çalışmam gerekiyor kendi adıma. Ya böyle mimari ağırlıklı gidiyorum ben hep. Şimdi yollarını kontrol edelim. JS ne diyor? Dist'in içinde JS. JS'e gidelim. Dist'in içinde JS, JS, JS. Sadece JS. Bir dakika. Vendor. Bir saniye. Vendor. Bootstrap. Bootstrap'in içerisinde dist. Dist'in içinde Dist'in içinde JS. JS'in içinde Bootstrap JS. Tamam hepsi var yani. Bunların hepsi vardır muhtemelen. Şimdi şöyle. Bir küçük değişiklik yapalım o zaman şurada. View Component'te Customer'da Customer Header Partial. Header Partial'ı. Bir dakika bir dakika burada değil. Çok pardon. Views'te Shaded'da Customer Header Partial. Buradan default'a geldim. Şunlara mini ekledim. Bootstrap nokta min CSS. Ondan sonra FontSim nokta min CSS. Ondan sonra bir de nerede vardı? Bir de şurada mı vardı ya? Hatırlayamadım. Hemen orijinal temadan almam gerekiyor. Çok kısa bekleteyim sizi. Çok çok kısa böyle minicik bir değişikliğe gidelim. Source'a geldim. Bir dakika. Production'daydım. Hemen şuradan. Neydi bizim sayfamızın ismi? Layout. Fixed site var. Fixed site var. Burasıydı değil mi? Burası mıydı? Aynen burasıydı. Şimdi şu heat alanını geldim olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim şöyle şuraya Ctrl A Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından ana klasörü geldim. Kopyaladım şöyle tilde slash adres dedim yapıştırdım. Geldim şurayı kopyaladım. Şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 ve şöyle 5. İsim de yine centelella alela bir şey yazıyor burada. Böyle olmasın diyelim ki EasyCache, pardon. Şunu bir sileyim. EasyCache müşteri paneli. EasyCache müşteri paneli. Güzel. Şimdi indekse geldim. İndekse geldiğim zaman burayı bayağı bir temizlemiş olduk. Ctrl Shift W ile tekrar ayağa kaldıralım. Layout'umuzu tasarlamış olalım. Sidebar ayrıca bir ders ayırıyor olacağım. Çünkü o biraz daha uzun. Güzel. Böylece buralar gelmiş oldu. Çok güzel. Hiçbir problem gözükmüyor şu anda. Şunları da açtığımız zaman gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Orijinal temada da var mı bir fark? Yok. Orijinal temada mesela 3 farklı dashboard var. Ve bu dashboardlar bize o kadar güzel şeyler sunacak ki. Yani ben mesela şuralara anlık döviz kurlarını vesaire çekiyor olacağım. 21 lirayı gördü bu gece döviz kuru. Bakalım ne kadar yükselecek. Biz de projemizden döviz kuruna selam vermiş olalım. Bu kadar. Burada duralım. Devam edeceğiz buradan. Şimdi sol menüyü biraz daha şöyle Türkçeleştireceğiz falan. Gelecek derste biraz onunla çalışırız. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun dersler başlıyor. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.